bugün sokaktayız. Sokakta olduğumuz için de birimiz konuşuyor, birimiz kamera arkasında kalıyoruz. Neredeyiz? Korniş'in biraz daha ilerisinde Medine bölgesi diye geçiyor sanırım. Tam bilmemekle birlikte bir çarşıya geldik arkadaşlar. Bu çarşı bölgesinde çeşitli ihraç fazlası ürünler var. İkinci el ürünleri bulabiliyorsunuz, sıfır ürünleri bulabiliyorsunuz. Bu ürünleri oldukça uygun fiyata da alıyorsunuz aynı zamanda. Biz bayağı böyle giyim, kıyafet bir şeyler sorduk. İkinci el kotları sorduk mesela. 1000-2000 falan dediler değil mi Furkan? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. 1000-2000 liraya kot alabiliyorsunuz ikinci el. Acayip güzel yıkıyorlar. Hiç anlamıyorsunuz ikinci el olduğunu. Adeta sıfır formunda oluyor. Ayakkabıları bulabiliyorsunuz aynı şekilde. Tabii daha çok böyle temiz olan ürünlere bakabilirsiniz. Böyle temiz olan ürünleri çok uygun fiyata alırsınız. Hatta ben kızların, kadınların daha çok seveceği şeylerden de bahsedeyim. Çantalar, ayakkabılar. O kadar güzel çantalar gördüm ki böyle sıfır ürünler hakikaten. Çünkü içerisinde garanti belgesi falan da var. Bu Hermes'leri gördüm, işte Christian Dior falan filan. Onların fiyatlarını sordum, 15.000. Yani Türk parasına göre 400-500 lira yapıyor. Türkiye'ye göre de oldukça uygun fiyatlı. Ben bir ara mutlaka buraya gelip alışveriş yapacağım. Hatta size de göstereceğim. O bölge biraz kalabalık olduğu için orada çekim yapamadık. Çekim yapmakta biraz zorluk çektik. Ama belki alışveriş anında ufak tefek şeyler çekilebilir. Bugün öyle herhangi bir alışveriş diye değil, bir gezmek amacıyla geldik. Belki bir günde mutlaka gelip sizlere alışveriş yaptığımız anları çekim yaparız. Şimdi karşı tarafta bir kafe var. O kafeye oturup bir şeyler içeceğiz. Çikolata Sarayı. Çikolata Sarayı'nda biraz bir şeyler içip soluklanalım. Hadi gidelim. Evet, geldik şimdi arkadaşlar. Bakalım neler var menüde. Güzel bir şeyler seçelim. Belki şu an biraz... kim gözüküyor? Sen. Ben gözüküyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Bugün dışarıdayız çünkü bugün bizim nişanımızın yıl dönümü. 3 Temmuz tarihinde kaydediyoruz videoyu. Geçen sene çok bambaşka bir yerdeydik. Hiç planlamadığımız şekilde bu sene buradayız. Bakalım bir dahaki seneye nerede olacağız? Bizim için özel bir gün olduğu için bugün dışarı çıkmak istedik. Epeydir fark ediyorsunuzdur, vloglara bir ara vermiştik. Çünkü Senegal'de bir takım siyasi olaylar vardı. Ondan dolayı da dışarı çıkmamız çok tavsiye edilmiyordu. Ama bugün bir cesaret, bir şeyle dışarı çıkalım dedik. İnşallah bir sıkıntı olmadan eve dönmeyi umuyoruz. Şimdi Çikolata Sarayı'ndayız, Hatice'nin de söylediği gibi. Çikolata Sarayı bir Türk'ün, değil mi Hatice? Bir Türk'ün burada birkaç yıldır olan bir çikolatacı. Orada da bir kahve içeceğiz. Ardından da pazarı gezmeye devam edeceğiz. Evet, bakalım neler var menüde. Menüyü de gösterelim hemen size arkadaşlar. Ben buraya daha önce gelmiştim. Gerçekten çok beğenmiştim. Tatlıları harika. İçecekleri bambaşka. Ben çok beğenmiştim. Beğendiğim bir yer olduğu için de Furkan'la birlikte de gelmek istedim. Ne yesek ne yesek. Sadece tatlı değil bu arada. Aperatif ürünler falan da var. Ben bir bakayım. Ondan sonra seçtiğimiz ürünleri size göstereyim. Evet, şimdi ufak bir yer değişikliği yaptık. Bu taraflar biraz doluydu geldiğimizde. Güneşte kalmıştık. Burası boşalınca bu tarafa geçtik. Siparişlerimizi de verdik bu arada. Şimdi siparişleri bekliyoruz. Smoothie söyledik arkadaşlar. Tadına bakacağız. Taze meyvelerden kalmamış. Şimdi ilk sen neyi söyledin? Ben muzlu ve brownie'yi söyledim. Sen de? Ben de orman meyveli. Orman meyveli söyledik Furkan'da. Burada gerçek meyvelerden yapıyorlar hakikaten ve gerçekten çok güzel oluyor tadı. O yüzden tekrar bir denemek istiyorum. Bu arada ses gelmiyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten çok sesli bir ortam. Hem müzik var, hem insanlar konuşuyor, hem de sürekli bir atölye çalışması var o tarafta. Kahve, tatlı yapım vesaire var. O yüzden ses gelmiyorsa lütfen kusura bakmayın. Sizler için zor şartlar altında çekim yapıyoruz. Böyle birazdan siparişlerimiz gelecek. Bakalım, bekliyoruz. Galiba buraya gelen ilk YouTuber'lar biziz bu arada. Herkes çünkü bakıyor böyle. Bilmem, belki daha vardır canım. Daha önce gelen var mı bilmiyorum. Önceden gelen vardır muhtemelen. Ama ben araştırıyorum. Senegal'le alakalı çok az içerik var özellikle YouTube'da. Yani nadir çekilmiş bir yer. Pek çok güzel yerleri var ama insanlar da kameradan hoşlanmadığı için, böyle bir kültür de olmadığı için
Çok fazla biz böyle çekilmemiş. Yemek içerikleri de yapmak istiyoruz. Hatta bir gün tekrar buraya geliriz. Buranın tatlılarını falan tadımlarız değil mi Furkan? Kesinlikle. Güzel bir içerik çıkar belki. Buranın böyle en meşhur tatlılarını isteriz. Ve onları sizler için tadımlarız. Sadece burası değil tabii, biz aslında daha çok yerel yemekleri burada tadımlamak da istiyoruz. Kataya gibi mesela. Onun dışında birçok yerel yemeği var mesela. Onlar gibi çeşitli yerel yemekleri de tadımladığımız videolar da çekmek istiyoruz. Onu da yine ilerleyen zamanlarda kanalımızda göreceksiniz zaten. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Abone olup videolarımızı beğenmeniz gerekiyor. O yüzden lütfen desteğinizi esirgemeyin lütfen. Arkadaşlar bu ara kanalımızda biliyorsunuz eğitim içerikli videolara devam ettik. Özellikle tercih döneminin de gelmesiyle birlikte Furkan'ın çekmiş olduğu Türkçe öğretmenliği videosu var. Nelerden bahsetmiştin orada Furkan? Türkçe öğretmenliğinde Türkiye üzerinde Türkçe eğitimi ve eğitim fakültesi için en iyi üniversiteleri önermiştim. Bir takım üniversitelerde bunlar özel ve devlet olmak üzere. Onun dışında 2 hafta önce, 3 hafta önce kadar da ikimiz birlikte bir video çektik. Onda da Trakya Üniversitesi'nde öğrenci olmaktan bahsetmiştik. Bu iki videoyu da izlemenizi, özellikle tercih döneminde arkadaşlarınız varsa onlara yönlendirmenizi istiyoruz arkadaşlar sizden. Evet, belki bu videoyu izlediğinizde zaten benim videomu da izlemiş olacaksınız. Ben de edebiyat öğretmenliği hakkında tekrar bir video çektim. Çünkü bu tip videoların gördük ki çok fazla talep görüyor, çok fazla izleniyor ve bize çok sorular geliyor. Özellikle bana sorulan sorulardan birleştirip bir video çekmeye çalıştım. O videoyu da muhtemelen izlemişsinizdir. İzlemediyseniz eğer o videoyu da izlemeyi ihmal etmeyin bundan sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi size bir olaydan bahsetmek istiyoruz. Şimdi bardağın dibinde meyveler kaldı. Biz bu meyveleri yemek için bir kaşık istedik. Kaşığın Fransızcasını Furkan söyledi mutfakta olan hanımefendiye. O da anlamadı bir türlü. İngilizcesini söyledi, anlamıyor. Fransızcasını söyledi, anlamıyor. Ondan sonra ne yaptı? Görsellerden açtı hemen. Görsellerden gösterdi. Aslında siz de yabancılara Türkçe öğretirken ne yapıyorsunuz? Böyle eşleştirmelerden yararlanabilirsiniz. Çok işe yarıyor. Hemen bunu da size dipnot olarak söylemek istedim. Böyle kavramsal olaylar akılda kalıcılığı sağlıyor tabii ki. Şu an taksideyiz. Aynen. Mil. Mil bin demek arkadaşlar. Biz de genel teklif ediyoruz. Hep binden başlıyoruz. Çünkü indi bindi ücreti. Şöyle oluyor şimdi. Yani sen sanıyoruz. Adamlar bizimle dalga geçerken ne? Falan yapıyorsun. Şaka gibi. Onlar çok yüksekten açıyorlar çünkü. Onlar böyle 3-4 falan filan diyor. En son bundan 1500'e bağladık. Aynen, şimdi geri dönüyoruz. Burada boş da olsa, çünkü adam almıyor, boş gidiyor. Diyoruz ya 500 kar edeceğini düşünerek 1500'den şey yapıyorsun, yani zarar ediyorsun aslında. Şimdi Korniş yolundan eve doğru geri dönüyoruz. Gerçekten kimse yok şu an kendi. Evet, bayağı boş yollar var. Diğer hafta da Kurban Bayramı biliyorsunuz. Şimdiden Kurban Bayramımız kutlu olsun. Belki bu dediğimiz tarihlerde evet, Kurban Bayramı olur. Biz de inşallah Kurban Bayramı için Senegal'in biraz daha böyle yerel bir yerine gideceğiz. Sizlere oradan da görüntüler sunacağız arkadaşlar. Hedefimiz o şekilde. Evet, bugün bir Dakar gezisi yaptık. Günlük bir vlog gibi oldu aslında. Çok gezmedik. Bir kafeye gittik. Çikolata Sarayı'na. Biraz kenti turladık. Pazarlarına girdik. Aynen öyle. Bir pazar gezisi olmuş oldu aslında bize. Öyle bir yürüyüş yapmış olduk. Biraz turlamış olduk. Furkan dediği gibi. O şekilde günü tamamladık. Şimdi evimize dönüp şeyler yiyeceğiz. Öyle normal evde vakit geçireceğiz. Evet, o zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.